Sabancı şu anda 79.50'nin üzerinde kaldığı sürece hala benim en beğendiğim hisselerden bir tanesi. Bunu da daha önceden al sinyalini 60 seviyesinde almıştık. Yayınlarımızı geriye dönüp takip edenler olursa çok net bir şekilde bu teknik disipline bağlı 60 seviyesinde gelen al sinyalini değerlendirdiğimizi görebilirler. Hemen gelin isterseniz buna bir regresyon verelim. Ha, bu arada Mine şeyi kaçırmayalım. Bakın yani gerçekten hani hep şunu söylüyorum ya, söyleyince de böyle bir tebessüm geliyor yüzüme. Yani elle çizsem ancak böyle çizerim diye. Bakın Sabancı'ya regresyon atıyorum. Bakın hazır olun. Bakın şöyle yavaş yavaş çizeyim de görün. Orta bandı gördünüz mü? Bakın Elinle mi çizdin? orta band aynen 79.50. Yani Sabancı yatırımcısına regresyon diyor ki 79.50 kırılmadan satma, bekle. Most diyor ki bizim sat sinyalimiz 79.50 kırılmadan satma. 21 günlük yani Bollinger orta band diyor ki 79.50 kırılmadan satma. Ne yapacağız? Biz 79.50'ye bakacağız. 79.50'nin altına geldiği anda tek profit çalıştıracağız, likide geçeceğiz. Sabancı yanlış senet olduğu için değil. Sadece taşıma maliyetine katlanmamak için. Belki bir hafta, belki 10 gün faizden yararlanacağız. Belki de Sabancı buraya gelecek 73.50'lere yani regresyon alt band seviyesine gelecek. Oradan tekrar rebound yapıp daha da yukarılara gidecek. Ama ne olursa olsun biz al sinyalini bekleyeceğiz. O yüzden Sabancı'da 79.50 kırılmadığı sürece benim direnç seviyem 83.40. Daha sonra da regresyon üst band 86 olarak devam edecek. Sabancı şu anda al pozisyonuna devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok.